Kur'an açıklıyor. Neden Ramazan'da bir değişiklik? 11 ay yemek içmek helal da, sabah kahvaltısı yapmak helal da, öğlen yemeği yemek helal da, niçin Ramazan'da haram? Bunu düşünmek zorundayız kardeşim. İşte Kur'an bu nükteyi, bu hususu çok latif bir tavırla açıklıyor. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs sıyam. Aman ya Rabbi. Ey müminler, seçkin insanlar, Allah'ın sevdiği ve kendilerine imanı nasip ettiği mübarek insanlar. Biz iman ile bereketlenmişiz. Bereket. Bir insan mümin olmadan, Müslüman olmadan, iman etmeden her gün 100.000 kişiyi doyursa, Müslüman olmamış bir adam, iman etmemiş bir adam, her gün 100.000 kişiyi yediriyor. Aç insanlar. 100.000 kişiyi elbise giydiriyor. 100.000 insana ev veriyor, yatacağı yer veriyor, yiyeceği yemek veriyor. Her gün 100.000. İman etmediği, mümin olmadığı için bu adamın yaptığı bu iyilikler amel defterine yazılıyor mu, yazılmıyor mu soruyorum. Vallahi yazılmıyor. Hiçbir değer ifade etmiyor. Hocam sen bunu nasıl söylersin ya? Bu adam günde 100.000 aç insanı doyuruyor, 100.000 hastaya ilaç veriyor. Müslüman olmak şart mı? Nasıl bu adamın iyilikleri yazılmaz? Nasıl bu adam cennete ehil olmaz diye aklınıza gelebilir. Sen nasıl bunu söylüyorsun? Nitekim soranlar var. Kardeşim bizim delilimiz, senedimiz Kur'an. Açayım Kur'an'ı, senedimi göstereyim. Böyle olduğunu, senedini göstereyim. İşte açtım Kur'an'da Asır diye bir sure var. Asır. Duydunuz mu, duymadınız mı? Asır suresi var. Nasıl başlıyor? Vel asri, asra, zamana, asır dediğimiz hakikate yemin olsun ki, Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. Asra yemin olsun ki, innel insane lefi husur. Bak ayet, husur demek Arapça hasar demek. Hasar, hasarı biliyorsunuz, zarar demek. Külli zarar, hasar. İnnel insane lefi, bak lam-ı tekit de gelmiş. Lefi husur, insan denen varlık zarardadır, ziyandadır. Tamamen boşluktadır. Amelleri, eylemleri, işlemleri, söylemleri, her şeyi zarardadır. Yazılmaz, çizilmez, puan verilmez, değer verilmez. İnsan. Ne zaman insanın davranışlarına puan verilir? Ne zaman amelleri makbul olur? Ne zaman mükafat verilir? Ne zaman kayda geçirilir? Ne zaman zapta geçirilir? Devam edin. İllellezine amenu, amenu. Bak. İman ettikten sonra iyiliklerine mükafat verilir. Hayrı olur. Mükafatı olur, cenneti olur. İman etmeden cennet olur mu, olmaz mı? Siz söyleyin. Olmaz. Cennet olmayınca yaptığı bütün hasenatın ve iyiliklerin Allah katında puanlaması, değerlendirmesi vallahi yoktur. Demek ki iman etmek çok büyük bir hadisedir. İman etmekten daha büyük hadise yok kainatta. İman ettikten sonra sizin hayrınız, hasenatınız, amelleriniz tartılmaya, ölçülmeye, yazılmaya, değerlendirilmeye, puan verilmeye başlıyor. İman etmeden hiçbir hayrınız yazılmıyor. Kayda değer kabul edilmiyor. Aman Allah'ım. İllellezine amenu. Bu hakikati bilmek zorundayız. Ki imanın önemini. Onun için Cenab-ı Hak bunca, bakın 6,5 milyar insan var dünyada. Ramazan orucunu bakın getiriyor
kime emanet ediyor siz söyleyin. Müminlere, müminlere. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüsiyam. Kurban olduğum Allah. Bize havale ediyor, gördünüz mü kardeşim? Olduğun noktayı, bulunduğun noktayı iyi takdir etmek lazım. Mümin ne demek olduğu bilinmesi lazım.